günler sevgili izleyicilerimiz. Bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Akvim TV stüdyolarından bir kez daha merhaba diyoruz. Evet, bugün çocuklar için gerçekten önemli bir sınav vardı. Dün sömestr tatiline başlayan öğrenciler için bugün tabii bir sınav vardı. Sınavın ismi Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Bazı okulların öğrencileriyle ilgili yapılan sınavda 9 Mart'ta da açıklanacak. Bunu bir son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşmış olalım. Ama çok daha önemli bir haber var son dakika gelişmesi olarak. Evet, dün gece geç saatlerde aldığımız bir haber. AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve milletvekillerimiz Murat Demir, Metin Çelik ve Hakkı Köylü. Evet, Kastamonu'da yaklaşık olarak 60 yıldır hizmet veren Kastamonu Devlet Hastanesi, Olukbaşı bölgesinde devlet hastanemiz vardı. Bu devlet hastanesinin bulunduğu nokta, bulunduğu bina yıkılacak ve yerine şehir merkezinde bulunan, hemen emniyetin az ilerisinde, orası da çok eski bir hastane, binanın yıkılması söz konusu ve fizik rehabilitasyon merkezinin aslında Şerife Bacı Devlet Hastanesi'nin olduğu bölgeye, Kastamonu'nun merkezinde bulunan, yine sanayiyi geçtiğimizde gördüğümüz bir hastane, SGK'nın hemen yanında. Ancak bu hastanenin yerinin spor salonu olması bekleniyor. Buraya taşınacağı söyleniyordu fizik tedavi rehabilitasyon merkezinin. Ama dün gelen bir haberle fizik tedavi rehabilitasyon merkezinin eski Kastamonu Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alanda, sağlık alanı olduğu için bu alanda değerlendirilecek ve 100 yataklı olması planlanıyormuş. Ve dün gece bu haber geldi. Evet, 100 yataklı olarak yatırıma alınan Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yeni hizmet binasının 19 Ocak 2018 Perşembe günü Sağlık Bakanı ile Ahmet Demircan'la bir görüşme gerçekleştirilmiş ve buranın kapasitesi 250 yatağa çıkartılmış ve bu bina yıkılacak ve bu binanın yerine tam teşekküllü bir hastane olacak. Konuyla ilgili olarak tabii ki milletvekillerimiz ve il başkanımızla istişareler yapacağız ve buraya daha önce de bu mahallelerde bulunan Saraçlar Mahallesi ve Beyçelebi Mahallesi muhtarlarıyla bir röportaj yapmıştık gazete manşetlerinde ve hastane kapanmasın, en azından bir bölümü işlesin şeklindeydi. Buraya bir onkoloji hastanesi ve kalp hastanesi yapımı ile ilgili de düşüncelerimizi aktarmıştık. Sayın muhtarlarımız da bu konuda bilgilerini paylaşmışlardı. Hatta Doğru Söz gazetesi de bunu ana manşetten vermişti. Hastane kapanmasın denilmişti. Evet, böyle bir gündemle bugün gazete manşetlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bir son dakika gelişmesi gerçekten Kastamonu'nun en azından güney tarafının bir şekilde tekrar hastaneyle buluşması sağlanacak. Bu haber Kastamonu açısından, bu bölgede yaşayan vatandaşlar açısından da önemli. Her ne kadar Merkez Devlet Hastanesi kadar hareketlilik olmasa da burada fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin kuruluyor olması ya da yapılıyor olması en azından bölgedeki hastane ihtiyacını bir nebze olsun gidermiş olacak. Hali hazırda zaten özel bir hastanede burada hizmet veriyor. Evet, Doğru Söz Gazetesi ile başlıyoruz. Doğru Söz Gazetesi'nin 20 Ocak 2018 Cumartesi gününe yansıyan haber başlıklarında 15 günlük yarı yıl tatili başladı. 56 bin öğrenci karne aldı ve dün El Yakut Köyü'nde resmi tören vardı. Saat 10'da başlamıştı. Bu törene Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş da katıldı. POS tefecilerine göz açtırılmıyor. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri araç kiralama, kuyumcu, emlakçı gibi iş yeri açarak kredi kartı taklacılığı yaptığı iddia edilen 9 iş yerine operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde de 15 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kez 7 kişi gözaltına alınmış, adli tahkikat başlamış. Kaçak silah operasyonunda ise 1 kişi tutuklandı diyor gazete. Evet, ana manşetten verilen haber maalesef sahil ilçelerimizden üzücü bir haber geldi. Yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar sahili dövdü ve birçok iş yeri zarar gördü. Sahili fırtına vurdu diyor gazete. Yine köyüne kurduğu atölyeyle 20 kişiye iş istihdam sağlamış. Tosya'ya bağlı ikinci köyünde bir evin altına kurulan tekstil atölyesinde şu an 20 kişi çalışıyor. Evet, vakıfı Moskova'da yapmaya söz verdik demiş. Hüseyin Karadeniz bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kastexpo fuarıyla Kastamonu'nun iş adamları bir araya gelmişti İstanbul'da ve vakıfla ilgili de bir çalışma gerçekleştirilecek.
Bu arada 2018 Türk Dünyası Kültür Başkentliği konusuyla ilgili olarak şu anda logo çalışmaları ve reklam çalışmaları devam ediyor. Kısa kısa videolar paylaşılıyor. Bununla ilgili sosyal medya hesapları oluşturuldu ve bu sosyal medya hesaplarının da takip edilmesi isteniyor. Özellikle bu takipçi kitlesinin daha da çoğaltılmasında yarar var sevgili izleyiciler. Evet, kaçak içki operasyonu düzenlenmiş. Yine Türkiye'deki Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aştı deniliyor. Nasrullah gazetesine bakalım. Haydar Köseoğlu'nun anne acısı deniliyor. Şehrimiz mali müşavirlerinden Haydar Köseoğlu'nun annesi Hacer Köseoğlu hayata gözlerini yummuş. Allah'tan rahmet dileyelim. Evet, neden yaptım bunu? Cinayet zanlısının gözlerine baktı ve bu soruyu yöneltti. Sürmanşet'ten verilen haber. Yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2017 yılının şirket verilerini açıklamış. İlimizde bir yılda 131 şirket kurulurken 22 şirket ise kapanmış. Emniyetten yeni yıla hızlı giriş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinden operasyon üstüne operasyon deniliyor. Zil çaldı, tatil başladı. Karahasan 2018 daha yoğun ve hızlı bir çalışma dönemi olacak. Önümüzdeki günlerde de İl Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan'la bir program tertip edeceğiz inşallah. Bu programda da 2017 yılında İl Özel İdaresi'nin yapmış olduğu çalışmalar ve 2018 hedefleriyle ilgili kendisine sorular yönelteceğiz. Önümüzdeki günlerde yine bazı belediyelerimizde de programlarımız olacak. Bizi takip etmeye devam edin diyelim. Sahilde hayat, felç, her sene böyle olaylar oluyor. Bununla ilgili Cide Belediye Başkanı Necdet Demir dalga kıran önerisinde bulunmuş. Bu da yine gazetelere yansıyan haberler arasında. Evet, Kastamonu gazetesine bakalım. Avrupa'yı dize getirmeye devam deniliyor. İkinci yarıları severiz. Loç muhtarları HES'e karşı. Yine Ekrem Müdür yoğun bakımda deniliyor. Afat İl Müdürü Ekrem Küçükbayram kalp krizi geçirmiş. Ve şu anda Ankara'da Sincan Lokman Hekim Hastanesi'nde tedavi altında olduğu belirtiliyor. Acil şifalar diliyoruz müdürümüze. Dev dalgalar sahili tarumar etti. Böylesi görülmedi. Fırtına fena vurdu. Zarar büyük. Yaklaşık 4 trilyonluk zarar olduğu belirtiyor ilçelerle ilgili. Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İhsan Oğuz da son yılların en ağır afeti demiş. Evet, kaçak silah operasyonunda bir kişi tutuklandı deniliyor. Yine emniyetten taklacı açıklaması bu gazetemizde de yer almış. Açık Söz gazetesine bakalım. Fırtına sahili yıktı geçti başlığını görüyoruz. Evet, gerçekten de ciddi bir sıkıntı var. Yine heyelan nedeni kız yurdu boşaltıldı İnebolu ilçemizden gelen bir haber. Karne sevinci, emniyetten tefeci ve kaçak içki operasyonu düzenlenmiş. Milletvekili hemşerimiz Fatma Benli, herkesi Kastamonu'ya bekliyoruz demiş. Ve Gündem 37 gazetesine bakalım. Ana manşetten verilen haber, fırtına sahili yıkıp geçti. 104 sabıka kaydı bulunan iki hırsız yakalandı deniliyor Tosya'da. Yine 56.528 öğrenci karne sevinci yaşadı. 4 milyonluk zarar oluştu. Necdet Demir'in açıklamaları var. Cide Belediye Başkanı heyelan nedeniyle de yollarda Bartın Cide yolunda trafik yolu kapatmış sevgili izleyiciler. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Evet, Kadınlar Avrupa Handbol Federasyonu Kupası'nda mücadele eden Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü C grubu 3. karşılaşmasında Norveç temsilcisiyle karşılaşacak, konuk edecek ve Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma yarın saat 17'de başlayacak. Bu maça yine ilginin büyük olması bekleniyor. Takımımıza başarılar diliyoruz. Tosya'ya uzanalım, bakalım Tosya'da hangi haberler var. İlk gazetemiz Tosya Haber 37 gazetesi. Bugünkü başlıklarında ihtiyacı olan çocuklara için onlarca bere ördü deniliyor. Şefkatli bir anadan anlamlı bir hediye başlığıyla verilmiş haber. Karadeniz yıktı geçti ve PTT'den Vali Karadeniz'e anlamlı hediye ilk yarı karneleri dağıtıldı deniliyor. Yine park sorununa ejder çözüm denilmiş, belediyeden çevre duyarlılığı deniliyor. Evet, Tosya'da yayın yapan günün aynı zamanda son gazetesi Tosya Açık Söz gazetesi sevgili izleyiciler. Patinaj yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çıkış. Bakan Canikli'den de Afrin açıklaması, bu harekat yapılacak demiş. Yine devam ediyoruz gazetemize. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nden tefecilik, post tefeciliği operasyonu var. 6.350 öğrenci tatile girdi. Tosya'da karne heyecanı yaşandı deniliyor. Taşeron'un işçi gündemiyle belediye meclisi olağan toplandı denilmiş gazetenin başlıkları arasında.
Evet, Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Bir başka gazete manşetleri programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.